İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Sorular cevaplar programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Adnan Bey. Soruların cevapları, cevapların soruları. Evet, evet. Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Yani ikiniz. Evet. Hanımefendiler. İnşallah. Buyurun dinliyorum. Başlangıç ve son sadece bir algı mıdır? Başlangıç ve son diye bir şey yok. Sonsuzluk vardır, yakışıklı mı? Yani insanlar için vardır mesela, arabaya başlar, harekete gider, bir durakta iner, son durumu. Ama Allah katında başlangıç ve son diye bir şey yok. Alfa ve omega olarak belirtiliyor ya, baş ve son. Baş ve son diye bir şey yok yani. Sonsuzluk vardır. Sonsuz önce vardır ve sonsuz sonra vardır. Allah'ın büyüklüğünü insanlar tam kavrayamıyor. Evet, dinliyorum. Merhabalar, benim adım Hayrettin Berk. Bağnazlığın nasıl oluştuğunu merak ediyorum. Hayrettin, şimdi bir din geliyor. Son derece özgür ve rahat oluyor. Mesela Hristiyanlık da öyleydi. Hazreti Musa'nın getirdiği din de öyleydi. Adamlar diyor ki, ya böyle din olmaz. Yani bir zorluk olması lazım, yasaklar olması lazım. Herhalde diyorlar bu din gerçek bir din değil, biraz ilave yapalım diyorlar. Mesela Hazreti Musa diyor ki, Allah sizden bir buzağı kesmenizi emrediyor. Bir sığır kesmenizi emrediyor. Nasıl bir şey diyorlar, bize bir anlat. Ağırlarına gidiyor öyle sade bir şey, alıp kesecek, olacak iş değil. Defalarca soru soruyorlar, bir kere iki kere değil. Nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak? Allah diyor ki, neredeyse yapmayacaklardı diyor. Bu bir şeytanın oyunu insanlara. Yani dini zorlaştırıp, dini yok etmek, dini kilitlemek. Dini içinden çıkılmaz hale getirip, dini yok etmek. Şu an gelenekçi sistemle bunu elde ettiler. İslam dinini yaşayamayacak bir dini haline getirdiler. Yani eğer gerçek anlamda gösterdikleri gibi İslam yaşanacak olsa, bunu dünyada yaşayacak kimse yok. Yani içinden çıkılacak gibi değil, yaşanacak gibi değil. Öyle bir kilitlemişler ki artık, yani insan takatinin üstünde. Bu şeytanın oyunu. Dolayısıyla gelenekli sistemle şeytan dinsizliği getirmiş oldu. İslam'ı geniş çapta yok etmişti ki biz devreye girdik. Şimdi de şeytan avanelerle bize saldırıyor kendi kafasınca. İngilizlerin devleti kudurmuş gibi. Buradaki bütün ölü hücrelerini harekete geçirdi. Göya durduracak. Ey Deccal, elinden geleni yapmazsan, işte neysen neysin, boş yere çırpınıyorsun. Hayır, hak her zaman galip gelir. Boş yere çırpınıyorsun. Evet, dinliyorum. İnsanların film izlerken ağlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Herhalde canı ağlamak istiyor. Bahane arıyordur. Hazır filmde gelmişken ağlıyor yani. Çok garip bir hareket tabii. Halbuki Allah az ağlasınlar, çok gülsünleri Müslümanlar layık görür. Küfre çok ağlasınlar, az gülsünler de onlara layık görür. Dolayısıyla müminin ağlaması için bir neden yok. Mümin sevinç içinde olacak, hayır içinde olacak, güzellik içinde olacak. Evet, dinliyorum. Esad rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Afrin bölgesi Suriye topraklarının ayrılmaz parçasıdır dedi. Suriye'nin kuzeyindeki Arap ve Kürt vatandaşlarımızı birleşerek Türk askerlerine direnmeye çağırıyoruz diyen Miktat, Şam'ın bu saldırganlığı püskürtmek için gereken tüm tedbirleri aldığını söyledi. Ama şimdi burada çok büyük bir hata yapıyor. Arap ve Kürt birleşin diyor. Şimdi orada zaten PKK işgali var. Ve Arap ve Kürtler de bundan çok rahatsızlar. Türkiye'de Arap ve Kürt vatandaşların ricası üzerine Allah rızası için oraya girip PKK'yı oradan kovalıyor. Ve Arap ve Kürt kardeşlerimiz orada rahat yaşasın diye onlara bir ortam sağlıyor. Zaten onları bırakacak ve Türkiye orayı işgal etmek gibi bir derdi de yok. O zaman nedir bu yani? İşte onun için bağlantı kuralım diyorum. Yani masaya oturtup konuşup konulara izah edebiliriz. Yakup hocam suyumuzu getirsin.
Efendim kahvemiz zaten yolda. Evet. Karşı konuşma çok faydalı olur. Çünkü bak burada müthiş boş bir konuşma olmuş. Bir demagoji olmuş. Arap ve Kürt. Zaten onlar çok yangın PKK'dan. Kendileri de çok yangınlar. Nefret ediyor, vatan haini diyorlar. Türkiye vatan haini dediğiniz adamları oradan kovalıyor. Niye kovalıyorsun diyorsun? Peki ne yapmalısın istiyorsun? PKK kalsın mı orada, onu mu istiyorsun? Bu nasıl bir kafa ya? Türkiye'nin toprak ilhakı diye bir derdi de yok. Oradaki Arap ve Kürt kardeşlerimizin güvenlik için, rahatça yaşamaları için bir bölge oluşturmaya çalışıyor. Ama işte bağlantı olursa güzel olur, hayırlı olur diye düşünüyorum. Yani bu konular daha rahat vuzuata kavuşur. İlla katille görüşmeye gerek yok, katil olmayanla görüşülür. Evet. Hayat niye kötü? Yakışıklı mı? Nereden çıkarttın onu? Güzel yüzdüm. Yani zorluklar var tabii ki hayatta ama hayat kötü olmaz. Bura bir imtihan yeri. Eğer aklını kullanırsan, vicdanını kullanırsan, Allah'ı seversen hayat cennete döner. Mehdi devrinde nitekim cennete dönecek. O zaman ne diyeceksin? Hayat niye bu kadar güzel diyeceksin? Çünkü Allah böyle yaratıyor diyeceksin. Hayat niye kötü şu an? Çünkü Deccal hakimdi, onun için kötü. Deccal gittip de Mehdi geldi mi, hayat cennete dönecektir. Sen Mehdiyeti destekle, Mehdi için dua et. İsa Mesih'in zahir olması için dua et. Evelallah, gönül rahat olsun. Bir soru soracağım size. En çok merak ettiğiniz şey nedir abi? En çok merak ettiğim şey, şu uzaylılar var mı? Varsa niye gelmiyorlar? Abuk subuk yerlere gidiyorlar. Çemiş dayının çiftliğinin yan tarafındaki ahıra geliyor. Ya ne işin var orada? Gel bura, burada havuz da var, imkan da var. Gel bahçeye. Ağırlarız, burada imkanlar var. Ben anlamıyorum yani, ne mantık. PYD-PKK'ya katılan bir İngiliz vatandaşı, ülkesinde terörle mücadele kanunu kapsamında bugün mahkemeye çıkarıldı. PKK 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyordu. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında hakkında kavuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyorlardı. Matthews bu kapsamda PYD-PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası ile yargılanan ilk isim oldu. Ha iyi işte, adını koysunlar. Evet. Yani o konularda ben o zaman da söylemiştim, Yargıtay karar çıkarsın PYD-YPG ile ilgili. Bak 4 yıl önce söyledim. Yargıtay'dan karar çıksın, hüküm çıksın diye. Evet. Çünkü söyleyemiyorduk. İşte geliyor özel harekat, işte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar, hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan özel harekat. Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan özel harekat. Güneydoğu'da oyunlar bozar, Güneydoğu'da
oyunlar bozar. Şehir şehir sokak sokak destanlar yazar. Şehir şehir sokak sokak destanlar yazar. Kahpe pusuları aşıp aslanlar gibi savaşıp dillerinde tekbirlerle özel harekat. Kahpe pusuları aşıp aslanlar gibi savaşıp dillerinde tekbirlerle özel harekat. Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan özel harekat. Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan özel harekat. Ayette Allah evlendireceğini söylüyor. Ayet açık. Bekar olanlara cennette evlendir. Hem de bir tane, iki tane, on tane değil. Hem cennet hurileri var, hem cennet kadınlarından da bekar olanlar. Onlarla evlendireceğim diyor Cenab-ı Allah. Evet, dinliyorum. Cennetinde herkes aynı şeyi yapıyor. Cehennemde herkes değil aynı. Çünkü cehennemde cehennem sokakları var, cehennem bahçeleri var. Cehennemin üst kısmı vardı mesela, en üst kısmı. Orada sıkıcı, sıradan, zorlu bir hayat vardır. Ama bu adamlar mesela kimseye kötülük etmemiş. Ama dinsiz, imansız böyle, hani ortalarda yaşamış tipler. Onlar öyle düz bir hayat yaşatıyor Allah. Cehennem katman katmandır, derecedir mesela. Bir alt katmanı vardır, bir alt katmanı. Münafıklar en dibindedir. Yer altında yaşar münafıklar cehennemde. Ama tabii etkilenmezler, o ayrı mesele. Haydi ya Allah! Thank you.
tedirginliğe neden dayanamaz? Yani olumlu etkilenirler anlamında söylüyor değil mi? Çok güzel olduğu için sevgi, ama gerçek samimi sevgisi tabii. Sevgiye insan aç yaratılır. Yani yemek, içmekten her şeyin üstündedir sevgi. İnsan ruhunun en şiddetli etkilendiği şey sevgidir, ama samimi sevgi. Böyle sahte, canımlı, ciğerimli falan sahte sevgiden ruh haz almaz. Sadece rahatsız olur. Gerçek samimi sevgiyi ruh çok sever. Öğrenci hayatı nasıl daha iyi hale getirebilir? Güzel yüzlüm, imanın dışında bir neşe meydana gelmez. Allah'ı sevmenin dışında bir neşe meydana gelmez. Ne yapacak yani? Kalkıp oynayacak hali yok ya. İnsan için neşe olmadıktan sonra oynasa da ona eziyet olur o. Allah'ı sevmeden neşe olmaz. Allah'a teslim olmadan neşe ve sevinç olmaz. En güzel zevk, Allah'ı candan kapsamlı kavrayıp anlamak ve Allah'ı çok derin sevmektir. Evet. Gözlüklü bir kedi var. Ama şahane olmuş ya. Yazık ay bana ya. Yaz böyle kedi gözlüğü varsa alalım ya. Tabii. Kedi kravatı, kedi gözlüğü, kedi şapkası bunlar önemli. Ben diyor A9'u hiç seyretmem de ama diyor şöyle geçen gün bir bakayım dedim diyor. Sonra bir konuşmaya başlıyor. 5 yıldan beri izlediği anlaşılıyor. Her detayı biliyor, her şeyi. Bilmediği hiçbir şey yok, her anlattığımı ezberden biliyor. Evet, dinliyorum. Hello, I am so happy that I am here. I like this and I won't stay here. I love people so much. Thank you, goodbye. Ah severim ben senin tatlılığını, ah severim ben senin güzelliğini, neşeni. Nasıl tatlı bir şey bu böyle ya? Allah benim canıma huzur, rahatlık versin. Onu kötü insanlardan korusun. Allah neşesini kaçırtmasın. Sevinç içinde yaşasın. Cennette de Allah kardeş etsin. Bu dünyanın rüya olduğunu nasıl anlarız? Canımın içi, ekrana bakmıyor musun işte bak, gözümüz önünde alenen rüya yani. Yani çok net görülüyor rüya onda. Yani bir dikkatlice şöyle bir yarım dakika baksa bir insan hemen anlar. Evet. AK Parti kontenjanından Rütük üyesi olan Taha Yücel NTV yayınına konuk oldu. Taha Yücel, Rütük'e interneti denetleme imkanı veren yeni yasa tasarısını eleştirdi. Bu tasarı yasalaşırsa Ritü'ye internetin büyük kısmına müdahale imkanı vereceğini, internet özgürlüğünü kısıtlayacağını ve Türkiye'yi dünyadan tecrit edebileceğini söyledi. Doğru söylüyor ama herkes bu konuda kanaatini hükümete bildirsin. Evet. Çünkü bir yanlışlığa doğru gidiyor sistem. Çok büyük bir hata olur. Yani Kuzey Kore'yi geçer o zaman. Evet. Ya çok çok anormal bir şey olur. Bütün internet felç olur. Yani her yer felç olur. Çok hatalı ama insanlar hani bana ne falan kafasındalar. Bana ne gibi olma sonucu. Kanaatlerini bildirsinler. Bu olacak iş değil. Yani internet bütün dünya özgürken Türkiye'nin özgür olmaması diye bir konu olmaz. Dünya nasıl özgürse Türkiye de özgür olmalı.
biz Kuzey Kore'den sonra ikinci ülke olamayız. Evet. Neden sevgiden tatmin olamıyoruz? Çünkü samimi sevgiyle karşılaşmıyorsunuz. Samimi olmuyor. Aman canım ciğerim, vallahi seni çok seviyorum diyor kapıdan geliyor. İnanmazsın diyor, seni çok seviyorum diyor. Böyle sevgi mi olur? Şapur şupur suni öpme seansları, bağırmalar, sarılıp havalarda çevirmeler falan, eziyetten başka bir şey değil. Samimi sevgi öyle olmaz. Samimi sevgi gözlerde belli olur, ses tonunda belli olur, konuşmada belli olur, vücudun elektriğinden anlaşılır. Öyle bağırtıyla, çağırtıyla sevgi olmaz. Dolayısıyla o da tabii ki size bir rahatlık meydana getirmiyor. Samimi sevgi arıyorsunuz, o da konuda da haklısınız. Hayvan derisinden kürk yapılması doğru mu? Güzel yüzdüm. Ben de senden aynı kanaatteyim, yazık hayvanlara. Ama ölmüşse, evet, yani derisi değerlendirilebilir ama onun için hayvanın öldürülmesi doğru değil. Evet. Ama bir şekilde öldüyse değerlendirilebilir. Evet. Arkadaşlık yapan iki sevimli var. Ama çok güzelmiş kedi maşallah. Evet. Neden kadınlar onları seven, onlara güzel söz söyleyen insanlara ihtiyaç duyarlar? Allah onları saf sevgiden yaratıyor zaten. Sevgi için yaşar kadın. Sevgi kadın için her şeydir. Allah'ın sevmesi, o Allah'ı sevmesi ve kendisini insanların sevmesi, birisinin onu hakikaten candan sevmesi bir insanın. Bir kadının hayatının başka bir amacı olmaz. Her şey sevgi içindir. Güzelliği, bakımı, kıyafetleri, yemesi, içmesi, yaptığı spor. Her şeyi sevgi için yapar kadın. Başka bir amacı olmaz. Uşaklandığınızı anlatır mısınız? Bir daha. Uşaklandığınızı anlatır mısınız? Yakışıklı Ankara'ya gidiyorduk. Efendim, uçaktayız. Bizim çocuklar geldi, hocam der, aşağı manzarası çok güzel dediler. Bir baktım, evler şu kadar falan. Ya dedim, ben ne yaptım yani ben? Ya uçağa baktım, alüminyumda. Yani çılgınlık dedim bu yani. Ya alüminyum üstüne binmişiz. Ha halının üstüne binip havada geziyorsun. Ha alüminyum üstüne binmiş geziyorsun, hiç farkı yok. Ama tabii çok büyük bir kolaylık. Yarım saat falan sürdü Ankara'ya. Evet, tabii. Yani bir yarım saatten biraz fazla. Tak, anında Ankara'ya gidip çok büyük konfor tabii, çok büyük nimet. Ama çok büyük bir çılgınlık olarak görüyorum ben uçağa binmeyi yani. Bayağı bir cesaret olarak görüyorum. Bayanların polislik yapmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakışıyor, güzel yüzdüm. Hanımlar, ben görüyorum, aslan gibi genç kızlar, evet, polisler. Ve sarışın falan, boya da gösterişliler. Evet. Şahane, çok iyi olur. Gayet güzel. Her yerde poliste de kadın olması lazım. Mahkemelerde de, mecliste de, her yerde kadın olması lazım. Ama güzel kadınlar, bakımlı, genç kadınlar olması lazım. Yani böyle asık suratlı, kemik gibi, saldırgan, kartal tırnaklı, böyle iguana gibi nefret dolu kadınları kastetmiyorum. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats tarafından ABD Kongresi'ne sunulan ABD İstihbarat Topluluğu'nun dünya genelinde tehditler değerlendirmesi raporunda YPG'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu itiraf edildi.
Raporun Suriye ile ilgili bölümünde PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak. Ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak denildi. Direnciyle değil de yok etmesiyle karşılaşacak diyelim. Direnç demek orada duracak anlamına gelir. Direnç değil, yok etme. Asla kabul etmeyiz.
uyandık, süperlere dayandık. Gün doldu, hep uyandık, süperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara
Erkilip güzel bağlar bulsun ya. Aman aman beni anlama. Kaşarda kalem olmuş yanıyor, aman aman. Şerif Hanım, dehalarda buluşalım, gizli gizli görüşelim. Kaşık inletecek. Evet. Ve kuvvetli vuracaklar kaşığa, yani delikanlı kaşı, evet. Yani neredeyse kıracak şekle getirir. Evet. Öyle olması lazım. Kayayı karşılıktın limanla, 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 limanla. Köyün sancıdır, insanın kaynağı. Kaşıkla oynarlarken kaşığı iyi duyacağımız şekle getirsinler. Ayrıca yani o anda mikrofonu güçlendirebilirler. Yani mikrofonun yanına gelsin. Bülent falan da öyle kaşıksız olmaz. Kaşık delikanlının kuşağındadır. İşte bu gülken unutmamak için ne yapmalıyız? Candan okursan, böyle içinden gelerek okursan, gerçekten hayatta kullanmak amacına okursan, unutmasın ama okumak için okursan çok zor olur. Evet, dinliyorum. Başka ne var anlatacağınız? İran Meclis Başkanı Ali Larijani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede ABD'yi bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçladı. ABD, DAEŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı diyerek terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını söyledi. İran lideri Ayetullah Ali Hamenei de ABD'nin DAEŞ'i Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti. Yok canım, o kadar da değil ama yani İngilizlerin devleti alenen destekliyor. Ama helikopterle falan göz göre göre, yani öyle bir şey biraz zor. Ama göz yumuyor. Mesela geçişlerine göz yumuyor, imkan sağlıyor. Karışmıyor, müdahale etmiyor. O şekilde destekliyor.
Evet, dinliyorum. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin tutuklu yargılanan eski yazarlarından Şahin Alpay, ABD'de eşcinsel evliliği yasallaştıran kararı üzerine İnsanlık Onuru için Mücadele başlıklı bir yazı yazmıştı. Yazıda tüm dünyada verilen demokratikleşme ve özgürleşme timsali olduğunu düşündüğü bu kararın nasıl coşkuyla kutlandığını, tüm eşcinsellerin ve destekçilerinin nasıl el ele verip onur yürüyüşü yaptığını anlatırken durumun Türkiye'de de böyle olmamasından yakınmıştı. İşte tam zaman kafası, tam FETÖ kafası. Ama şu an hep adamlar durmuyor yani, daha hala daha da azmış vaziyetler. Sen şöyle bir ortaya çık bakayım. O yanındaki delikanlı da bayağı keyifli, o da çıksın. Bülent sen de bayağı keyfin yerinde, sen de bir çık. Yeah.
muhafazakar Müslümanlarla modern Müslümanlar arasında muazzam bir uçurum vardı. İngilizlerin devleti bunu kullanacaktı. Yani laik, anti-laik, Atatürkçü, anti-Atatürkçü. İşte tutucu, muhafazakar, modern, neşeli hayat yaşamak isteyenler net iki sınıfa ayırmak istemişlerdi. Biz bu iki sınıfın arasını adeta erimiş çelikle yapıştırdık. Bu adamlar acayip ağırına gitti. Bizim dinimizi değiştiriyorsun bilmem ne falan çığlıkları arasında biz bu belayı ortadan kaldırdık. Münafıklığın devlet ve millet için tehlikesini anlattık. Münafıklıktan hiç haberleri yoktu. Mesela FETÖ hareketi klasik bir münafık hareketidir. Bak şimdi homoseksüel gizli dünya yapılanmasını açıklıyoruz. Üst kimlik olarak. Bir facia. Bir facia. Pazartesi sabahları uyanmak neden zor? Canımın içi benim öyle bir sorunum yok biliyorsun. Ama Allah vermesin facia, ben anlıyorum seni. Çünkü ben onu da yaşadım. Lise yıllarında, üniversitede falan. Mesela cumartesi doğru çok mutlu olurum bu cumartesi. Uyumak mümkün değil, sabah kalkıyorsun falan. Oo, bir hafta işin yoksa uğraş. Zor tabii. Merhaba, ben Kübra. Sakarya yaşıyorum. Sevgili hayatında ve evlilik hayatında erkeklerin bayanlara karşı çok karıştığını düşünüyorum. Bence bunun bir köklü çözüm bulunması gerekiyor. Güzel yüzdüm. Bak şimdi iki türlü bu sözüm. Bir, halk böyle insanları eğitilebilir geniş çaplı. Bu Mehdiyet devrinde olacak bir şey. İkincisi, öyle bir adama yüz verme, konuşma. Ya yani şartlarını söylesin. Arkadaş sen bana saygı duyuyorsan, değer veriyorsan, aklıma güveniyorsan, namusuma, haysiyetime güveniyorsan benden arkadaş ol dersin. Güvenmiyorsa senin namusuna, haysiyetine, şerefine, ahlakına, imanına güvenmiyorsa adamla muhatap olmazsın. Hakaret ediyor demektir sana. Değil mi? Bir mecburiyetin de yok. Ama silah zoruyla falan yapıyorsa öyle mesela onu tabii hukuk halleder öyle bir şeyi. Öyle bir riski var tabii ki bazı çakalla müdahale. Ama kadının hürriyetine karıştı mı o kadını manen öldürürsün. Bir kadının hürriyeti gitti mi ruhu gider. Onun sevgisini de yok edersin, aklını da yok edersin, iradesini de yok edersin. Müdahale kadını mahveder. Kadın özgürken ruhu şad olur, ruhu güzelleşir. Ruhundaki o kadın güzelliği ortaya çıkar. Özgürlük kadının ruhunu kaynatır. O ruhundaki ateş özgürlük de çıkar. Sen özgürlüğünü kaldırdın mı, o boğulur, o toprağın altında kalır artık. Yakarsın onu, cayır cayır yakmış olursun. Yani artık o kadın diye bir şey kalmaz. Kadına ilk verilecek güzellik özgürlüktür. Kadın özgürken aklı hür olur, bakışları güzel olur, uslubu güzel olur, sevgisi güzel olur. Sen onu baskı altına aldığın an bütün bunları kaybeder. Çünkü hassas bir varlık kadın. Nazik bir varlık, güzel bir varlık, kibar bir varlık. Kadın baskıya gelmez. Sen onu zorladığın an çöker. Çiçek gibi. Mesela karanfil oluyor değil mi? Alıyorsun çiçeği, şöyle adam elini hafif bir koklamak için elini bir tutuyor, soluyor. Kadın çiçek gibidir, hemen solar. Çiçek nasıl olursa rahat oluyor, özgürse. Güneş olacak, ısı olacak, su olacak, rahat. Ama sen onu örseledin mi ne olur çiçek? Ölür. Kadın da öyle. Hürriyetini elinden aldın mı onu çökertirsin. Öyle adamla kadınlar muhatap olmasın. Ona alabildiğine özgürlük veriyorsa, alabildiğine saygı duyuyorsa, değer veriyorsa, güveniyorsa, dinine, imanına, mukaddesatına, haysiyetine, şerefine kefilse ve korumaya da azmettiyse, onun mutluluğu, sağlığı, sıhhati, iyiliği, güzelliği için gayret ediyorsa, kadın ona değer versin ve önem versin, saygı duysun. Yoksa Allah'a sığınıp ondan uzak dursun. Başka çözüm olmaz. Ya kardeşim, bana yeni soru diyor ki, Adnan Bey'in fotoğraflarında kadınlara dokunduğunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bazı kişiler kadına hiç değmemeli diyor. Niye dokunmasın? Kadına sarılırsın. Medeni bir ülkedeyiz.
tokalaşırsın. Değil mi? Öper, sarılırsın. Yani bu anormal bir hareket değil. Bu candan güzel bir hareket. Bu dine, İslam'a, Kur'an'a aykırı bir şey değil. Nitekim bizim siyasi büyüklerimize de baktığımızda kadınlara tokalaşıyor mesela, yanak yanağa öpüyorlardı yanağından. Bu bir saygıdır, bir güzelliktir, hürmettir. Bunun iffetle, namusla, şununla bununla bir alakası yok. O hoş bir iltifat, hoş bir nezaket gösterisidir. Dolayısıyla öyle bir kafa doğru değil. Tabii ki. Yani tokalaşır, sarılır, yanağından da öper. Duruma göre. Güveniyorsa, güvenilir bir insansa. Mesela bak Tayyip Hocam da aslan bak. Hanımlarla mesela tokalaşıyor. Herkes ona güveniyor. O da herkese güveniyor. Dostça, arkadaşça. Gayet güzel işte. Bütün davetlerde. Tabii ki. Bu bir sevgi gösterisidir. Efendim, bir hürmet alametidir. Niye dokunuyorsun, mokunuyorsun? Olmaz. Öyle mantık olmaz. Tayyip Hocam aslandır. Evet. Modern delikanlıdır. Tabii. Aydın ve aklı başına. Mesela bak. Tayyip Hocam, bu bir sevgidir yani. Bunun arkası altında kötü şeyler aramanın bir alemi yok. Bu bir candanlık, bir arkadaşlık, bir yakınlıktır. Evet, güzel şeyler bunlar. Evet, dinliyorum. Sevimli bir aile var. Of, 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 of. Olay bu işte. Şahane bir de enerjiden ama bayağı güzeller maşallah. Homoseksüelliğe karşı net tavır koyan dünyada sadece biz varız. Akıl almaz panik haldeler. İngiliz derin devletine karşı net tavır koyan dünyada sadece ben varım. Benim ardımdan 500'e yakın aydın İngiliz derin devletine karşı tavır koydu. 500. Evet. Hiç kimse maşallah. Sadece üst akıl diyorlardı. Siz açıkladığınız detaylarıyla, belgeleriyle. Tayyip Hocam da göz açtırmayacağız dedi İngiliz derin devletine. Maşallah. 100 yıl önce nasıl Lawrence'lar varsa şimdi de cübbeli Lawrence'lar var dedi. Evet. Tarihi bir ifade. Sayın Bahçeli Kraliyet Donanması demişti. Tabii. Sayın Bahçeli de Yiğit Bulut'ta. Bu ülke artık Çetin Oğuz'a yönetilmeyecek diyor. İngilizlerin devletinin etkisi yok artık diyor. İngiliz Rumiliğini yerle bir ettik. İlk defa. Allah'a malını canını tamamen adayarak, hayatın bütün sosyal yönlerine çekerek İslam için yaşamayı ilk defa ben gösterdim. Elhamdülillah. Kar, kış, soğuk, sıcak, bayram, yılbaşı, hiç. Tatil falan yok. Ne darbe dinliyoruz. Ne torba dinliyoruz. Tabi darbe hemen anında bastıracak şekilde sabaha kadar mücadele ettim elhamdülillah. Birçok kişi masa altına girmişti. İslam birliğinin olurluğunu gürül gürül anlatan bir tek biz varız. Mesela söylüyor adam İslam birliğini bahsediyor ama baş olması gerektiğini söylemiyor. Başsız İslam birliği. Başsız yoksa zaten son da yoktur. Baş yoksa birlik de yoktur. Bu kadar açık. 76 dilde, 140 ülkede dini İslam'ı anlattık elhamdülillah. Bak 76 ayrı dilde, 140 ayrı ülkede dini İslam'ı anlattık. Maşallah. Bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar farklı dillerde dini anlatan benden başka kimse yok. Maşallah. Hiç kimse yok benim dışımda. Tabii. Kur'an'a göre kadınların haklarını ilk defa anlatan ben oldum. Üzerindeki baskının kalkması için mücadele eden halen benim. Hristiyanlar Musevilere karşı sevginin gerektiğini, böyle diyalog miyalog hikayelere değil, gerçek anlamda şefkatle yaklaşılması gerektiğini ben anlattım. Kadınlara bu kadar değer veren hiçbir grup yoktur. Bu kadar candan anlatan. Bağnazların açmazlarını, ayetleri ve hurafelerdeki çelişkileri
bu kadar akılcı, inkar edilemeyecek şekilde anlatan hiçbir grup yok. Mesela başörtüsü hadisindeki çelişki 1000 yıldan beri Müslümanları aldatıyordu. Evet, İlk defa biz açıkladık. Kur'an'dan asla taviz vermemeyi biz öğrettik. İslam'ın dünyaya hakim olacağını hep müjdeleyen biz olduk elhamdülillah. Diğer camiaların hiçbir şekilde giremediği yerlere İslam'ı tebliğ eden biz olduk. Mason localarına girdik, tapınakçıların localarına girdik, Pentagon'a girdik, plajlara girdik, kulüplere girdik, eğlence mekanlarına girdik. Sosyetenin ulaştığı her yere girdik, İslam'ı anlattık. Eskiden kesin uçurum vardı, kimse giremiyordu. Sadece biz girdik. Mason localarında tarihinde ilk kez Kur'an'ı okutan ben oldum elhamdülillah. Bu entelektüel, kültürlü, seçkin gençliğe İslam'ı ilk defa biz anlattık. İslam'la aradaki bütün bağ kopmuştu. Bu bağı sağlamış olduk elhamdülillah. Gençlerin İslam'ı rahatça yaşayabileceğini gösterdim. İslam 50-60 yaşından sonra yaşanan bir din sanılıyordu. Bütün gençler şimdi an gürül gürül yaşıyorlar. Ücret karşılığı tebliğ yapmanın haram olduğunu anlatan da biz olduk. Adam parayı sayıyor, eksikse hadi bana müsaade, ben gidiyorum. Parayı tamamlayın, ondan sonra gelin diyor. Konferansa gidiyor. Konferansta 5000 adam bekliyor. Parayı verin, ondan sonra geleyim diyor. Hocayı çağırıyorlar. Parayı tamamlanmazsa yok. Adnan Bey, namazı toplu cemaat olarak mı kılmak gerekir? Ben misal bazen camiye gidiyorum ama çoğunlukla evde tek iken namazlarımı eda ediyorum. Acaba bu doğru mu? Aslında cemaat olarak, benim arkadaşlarım daha çok cemaat olarak kılıyorlar. 5 kişi, 10 kişi falan. Bu şekilde kılıyoruz. Genellikle 3 kişi, 5 kişi. Ama bazen de tek kıldığımız oluyor. Ama cemaatle kılmak berekettir. Peygamberimizin de övdüğü bir şeydir. Bir kişi imam oluyor. 5 kişi, 6 kişi beraber kılıyoruz. Bizde, benim arkadaşlarımda namazı aksatan kişi tarihte çok çok nadirdir. Yani mesela yılda bir kere falan öyle bir vaka olur bizde. Herkes duyar. Nasıl oldu, nasıl bitti, felaket gibi hayret ederiz. İşte telefon çalışmamış olur, efendim saatin alarmı çalışmamış olabilir, uyandırmamış olabilir. Biz hayret ederiz, nasıl oldu böyle 2-3 şey birden diye. Namazları 5 vakit arkadaşlarım kusursuz kılıyorlar elhamdülillah hepimiz. Yıllardan beri. Hiç. Dakika saniye aksatmayız. Sabah namazı mutlaka. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı, vitir. Mutlaka. Maşallah. Hiç aksam olmaz. Mesela oruç elhamdülillah liseden beri muntazam tutarım oruçlarımı. Arkadaşlarım da muntazam tutuyorlar. Çok nadir bizde tutmayan vardır, birkaç kişi vardır. Bazen grip nezle olan oluyor, tutmuyorlar. Hemen onun kazasını yaparlar. Mesela iyileşir iyileşmez kazasını yaparlar. Ramazan geldi mi, bize eğlencedir Ramazan. Maşallah. Tabii. Lise yıllarından beri titizlikle oruçlar. Ama ben ilk İbadet olarak oruca başlamıştım. Dediler ki namaz kılıyor mu? O olmadı o zaman dediler. Anlatmıştım. Evet. Hemen o gün namaza da başladım. Maşallah. Bak o yıldan beri namazlarımı hiç aksatmam. Maşallah. Orucu hiç aksatmam. Maşallah. Maşallah. Bak ta lise sondan itibaren. Hiç. Bütün dünya Müslümanlarına ilgilendik. Musevilerle Müslümanların dost olabileceğini, Hristiyanlarla Müslümanların dost olabileceğini gösterdik. Düşman gibi biliyorlardı. Kur'an ayetleriyle bunun doğrusunu anlattık elhamdülillah. Arakan Müslümanlarına, Irak'taki Suriye'de ezilen Müslümanlara hepsine sahip çıktık. Filistin'deki Müslümanlara sahip çıktım. Filistin'den buraya gelenler oldu. Biz onlarla gittik, konuştuk, sohbet ettik. Onlarla ilgili kitaplar çıkarttım. Filistin sorunuyla ilgili eserler yazdım. Konferanslar verdik elhamdülillah. Doğu Türkistan için Çin konsolosuyla görüştüm. Doğu Türkistan için görüştüm. Onunla ilgili kitaplar hazırladım. Bangladeş'te idamlar durdurulsun diye etiketler hazırlattınız dünya çapında. Bir tek ben yapıyorum. Evet. Bangladeş mesela böyle idamlar başlıyor, hemen etiket yapan ben oluyorum. Evet.
İslam'a, Kur'an'a yönelik bir söz oluyor. Hemen bizim arkadaşlarımız dava açıyor. Sadece biz ilgileniyoruz bu işlerle. Darwinizm dünyanın en büyük belasıydı. Sadece biz ezdik elhamdülillah. Mesela komünizm en büyük belaydı. Sadece biz ezdik. İlimle, irfanla yani. Anlat anlat bitmez. Hacca giden arkadaşlarımız da var Adnan Bey. Maşallah, elhamdülillah. Hacıları göstert bakayım. Bülent kardeşimiz. Maşallah. Yok, hacılar da hep yakışıklı hacılar yani. Çok fazla hacımız var. Maşallah. Tarkan. Vay be, Tarkan hocamdaki karizmaya bak sen. Yani 60'ı bulur bizde hacı. FETÖ'nün Süfyan hareketi olduğunu ben söyleyeyim ilk. Yani Deccaliyet hareketi olduğunu. Avrupa'da PKK aleyhine milyonlarca kitap dağıtan ben oldum. PKK aleyhine benim dışımda hiç kimse kitap basıp dağıtmadı İslam aleminde. Bir tek ben. Bak milyonlarca, yüz binlerce mi? Milyonlarca PKK'yı rezil rüsvay eden kitap dağıttım Avrupa'da. Daha darbeden önce de Hazreti İsa'nın gelişini, Hazreti Mehdi'nin gelişini saklamayın. Bela getirir bu sizin başınıza. Tabii. Diye çok ciddi uyarmıştınız. Suriyeliler, Iraklı kardeşlerimiz aleyhine konuşanları konuşa konuşa ikna eden de ben oldum. İngiliz derin devletinin bütün rezilliklerini ortaya koydum. İngiliz derin devleti daha hala ağlıyor. Bizi rezil ettiler Türkiye'de diye. O açıklamalar ondan hazırlasanız İngilizlerin devletinin. Tamam. Yani İngiltere resmi açıklamalar var. O elçiler, melçiler hepsi açıkladılar. Evet. Bir bazı şahıslar diyor. Ne güzel diyorsun. Adnan Hoca da işte. Adnan Bey ne diyorsan artık. Anlat anlat bitmez faaliyetlerimiz. Elhamdülillah. Maşallah. Kitapları dağıtan yayın evi. Ama şöyle yapıyor yayın evi. Diyor ki ben reklam yapacağıma kitap dağıtayım. Evet. Tamam dedik. Senin telif hakkını verelim hocam dedi. Tamam dedim. Nasıl vereceksin dedim. Para. Yok dedim. Kitap olarak dağıt. Paramı almış olayım dedim. O kadar. En güzeli CD alıp oradan çalışma yapmak, CD. Şurası göz göze geldiğimiz yer, şurası baş başa.
aşağıya kaldığımız yer. Şurası göz göze geldiğimiz yer. Buralara sık sık gelişim ondan. Şurası göz göze geldiğimiz yer. Şurası baş başa kaldığımız yer. Şurası baş başa kaldığımız yer. Buralara sık sık geçim ondan. Vay, vay, vay. Ne bu güzellik, bu güzellik. Maşallah sana. Allah seni cennetiyle, cemalullah ile şereflendirsin. Cennette Allah seni kardeş etsin. Güzel yüzdüm. Evet. Çünkü bir çarpma olacak. Bunu bütün dünya aynı anda hisseder. Çok güçlü bir çarpma olacak. Büyük bir yıldız. Çok büyük bir yıldız. Yani dev bir kaya parçası. Mesela farz edelim. 3 kilometre çapında bir kaya. Büyük. Dünyayı delip geçecek. Vurup, yani o mağma kısmından vurup geçecek. Çıkıyor. Fakat yeniden dünyanın çekim alanına girdiği için bir daha vuracak. Ayette geçiyor. Bunu ikinci çarpma izler diyor. Bak, çift çarpma. Tam net. O ikinci çarpmadan sonra dünya dağılıyor. Ayla birleşiyor. Onlar da güneşle birleşiyorlar. Hepsi birleşiyor. Tek parça oluyor. Ve yayılıyor. İşte cennet ve cehennemin kurulduğu sistem bu. Bunun üstüne kuruluyor. Aslında bu süratle oluyor. Ama bir başkasına göre çok uzun zamanlar almış oluyor. Allah katında anında olmuş oluyor. Evet. Sizce Müslümanlar musibeleri seviyor mu?
Bu çok korkunç bir hata tabii Musevileri sevmemeleri. Halbuki Museviler Müslümandırlar. Çünkü Allah'ın birliğine, varlığına inanıyorlar. Müslümanları da Müslüman olarak görüyorlar. Ve ayrıca peygamberimiz de yalancı demiyorlar. Yani muvahhid bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Yani bir İslam'ın tevhid dini olduğuna inanıyorlar. İslam dini olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla mümin Müslümandırlar Museviler. Çok çok büyük bir hata olarak yanlış anlaşılıp şeytani bir inançla Musevilere karşı saldırgan bir politika izleniyor. Halbuki ayette söylenen sözü de yanlış anlıyorlar. Allah diyor ki onlar lanetlenmiştir. Hangisi lanetmiştir? İnkar eden Yahudiler, o devirde inkar eden Yahudileri söylüyor Allah. Kim inkar ediyorsa onlar. Ve müşrikler de diyor. Müşrik niye söylemiyorsun? Müşrikler ve inkar eden Yahudiler. Bunlar lanetlenmiş diyor. Müşriği geçiyor. Müşrikten bahsetsene. Ve inkar eden mümin Yahudiler demiyor Allah. İnkar eden Yahudileri diyor. Lanetlenmiştir. Sadece onlar lanetlenmiştir diyor. Adam cümlesi lanetlenmiştir diyor. Yeni doğan çocuklar da lanetlenmiştir diyor. Bu haramdır bunu demek. Bilakis şeytan ve Allah sanırım Musa'nın kavminden adaletle iş gören bir topluluk vardır. Tabii diyor, ki. Allah Musevilerle evlenebileceğimi söylüyor. Onların yemekleri yenir. Onlarla ticaret yapabilirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Gerekçe olarak peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayı diye ayette geçiyor demiştiniz. Evet. Bir daha. Gerekçe olarak yani peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayı diye geçiyor. O suçu işleyenler için geçer. Tabii geçerli. Kim yapıyorsa o lanetleniyor. Evet. Masum Musevi lanetlenmez. Thank you.
Ya bu kanunda bu müzik falan bu kaldırmasınlar bunu. Bir acayip bir şey olur bu. Rahat rahat müzik falan olsun ya, bu ne iştir yani? Yani müzik çalan yerde de Allah denmemiz ya. Densin Allah Allah, adam aşka gelsin Allah desin ya. Niye Allah denmiyor müzik olunan yerde? Yani müzik çalan yerde Allahsız mı olacak adam? Dinsiz mi olacak? Plajda Allahsız, dinsiz mi olacak? Pavyonda, gazinoda Allahsız, dinsiz mi olacak? Düğünde, nişanda Allahsız, dinsiz mi olacak? Din her yerde olsun ya. Ne mahsuru var yani? Evet, dinliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir rahatsızlığı nedeniyle küçük bir operasyon geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile arasının çok gergin olmasına rağmen onu telefonla araması, demek ki Cumhurbaşkanı sağlığın her şeyden önemli olduğunu düşünüyor yorumlara neden oldu. Canım, klasik siyaset tabii ki muhalif olacak. Yani ne alakası var? Yani bu Türkiye'de 60'larda, 50'lerden beri klasik siyaset var. Bunun modeli bu şekilde. Yoksa ciddi anlamda bir muhaliflik, öfke falan olmaz. Yeah.
Yâre bir yâreğinde. Yâre bir yâreğinde. Oy seni sallamayında. Yâre bir yâreğinde. Zülfünün teyinde. Oy yâre bir yâreğinde. Aman bir yâreğinde. Ya Güneydoğu'nun kültürü acayip güzel bir kültür. Çok güzel insanlar ya, maşallah. Ahlakları da güzel, hayatları da güzel, her şeyleri güzel. Komünistler onu bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Oradaki annelerimize, bacılarımıza komünist musallatlığına müsaade etmeyiz. Ha neye mal olur, neye mal olursa olsun müsaade etmeyiz. Evet, dinliyorum. Sevimli bir kedi var. Hmm. Kararlı bir kedi. Aynı sarma. Bütün millet yandan geçiyor. Ulan ne komik hayvan ya. Bütün millet dikkat ediyor mecbur. Adam keyif onun değil mi yani? Sarman biz çıkacak yani. Efendim? Sarman biz çıkacak yani, yolun ortasına yatıyor. Evet. Üstünden geçmedi. Muntazam yapıyor onu, evet. Uzunlaması. Evet, dinliyorum. İnsanlar neden rüya görür? Güzel yüzüm, ahiret anlamak için en mükemmel yoldur rüya. Cennet anlamak için. En mükemmel, sistemi kavramak için en mükemmel yoldur. Bir alt hayat boyutudur. Bu bir üst boyutudur. Bunun daha neti işte ahirettir. Yani üç boyut oluyor. Bir üç, ölüyor insan normalde uyurken. Bildiğin ölür. Normal ölür. Ya bedene görünür ama normal ölmüş olur. Bir alt boyut. Rüyalar da aslında boyutludur. Yani iki üç çeşit rüya boyutu vardır. Bir böyle çok keskin rüya şekli vardır. Bir işte rüyayı sadıka denen şekli vardır. Bir alt boyutudur. Bir de fulu, işte halkın seyrettiği, insanın seyrettiği rüya boyutu vardır. Hatta onun daha da fulusu olanlar vardır. Bir altı daha vardır. Çeşit çeşittir yani rüya boyutları da. Evet, dinliyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Zeytin Dalı operasyonuna yönelik yaptığı açıklamada sivil altyapının korunmasının gerektiği yönündeki mesaj sürekli olarak çeşitli düzeylerde iletiliyor dedi. Ne dedi bir daha sor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Zeytin Dalı operasyonuna yönelik yaptığı açıklamada sivil altyapının korunmasının gerektiği yönündeki mesaj sürekli olarak çeşitli düzeylerde iletiliyor. Yok kardeşim, Türkiye bunu öğretmeye gerek yok. Türkiye dünyaya öğretir bunu. Tabii. Türk askeri kadar merhametli, dikkatli, şefkatli, imanlı nerede bir insan vardır? Yani bu adamların böyle açıklama yapması ayıp. Türkiye onlara bunu öğretir. Hiç bilmiyorlar. Türkiye öğretti onları yani. Ne Suriyeliler acıyor, ne Iraklılar acıyor. Türkiye öğretiyor onlara bu güzelliği. Askerlerimizin çocuklarla resimleri vardı. Bak. Ama şu çok şeker ya. Yani bu yutulur bu ya. Yaklaştır bakayım. Şekerliğe bak ya. Bir de 6-7 kilo falan açacak herhalde. Maşallah. Baksana güzelliğine. Dişler mişler. Maşallah. Bayağı güzel, çok akıllı bakıyor.
Türkler kadar merhametli, Türk ordusu kadar merhametli bir ordu dünyada yoktur. Çok net, çok net. Hüdayda, vay be, fidayda. Güzel insansın. Tam sevgi insanısın. Bayağı güzelsin. Canımın içi İngilizlerin devleti varken huzur ve refah olmaz. Deccal tepelenmeden dünyada huzur olmaz. Bak gittikçe huzuru bozuyor dikkat ederseniz sistem. İngilizlerin devleti gittikçe kuduruyor. Buraya elemanlarını falan gönderiyor. Mehdiyetle. Ancak mehdiyetle. İnsanlar diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, bal arılarının beyler etrafında toplanması gibi İmam Mehdi'nin etrafında toplananlar daha önce zulümle dolu olan dünyayı Mehdi adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz
ve bir damla bile kan akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. El kavlül muhtasar fi alametil muhtezar. Sayfa 29 ve 48. İmam Mehdi kıyametliğinde bazı zorluklar çıktıktan ve savaşlar yapıldıktan sonra zulüm ve haksızlığı ortadan kaldıracak ve yeryüzünün her yerini adalete dolduracaktır diyor Peygamberimiz. Evet, dinliyorum. Kadınlar neden dışlanıyor? Canımın içi bir kere Deccaliyet çift koldan saldırıya geçmiş. Bir, gelenekçi Ortodoks sistemden saldırıya geçiyor. Ya kadınlar için hükümler o kadar vahim ki ve o kadar aşağılayıcı ki, rezalet yani. Bir kere kadın insanla hayvan arası kabul ediliyor. Buçuk, buçuk deniyor, buçuk. Yani insan diye belirtmiyor adam, buçuk. Kadından bahsederken adam buçuk diyor. Mesela buçuk geldi, buçuk gitti, öyle konuşuyor. Ve kadınların şeytana eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Yani cehennemin %99'unu kadını dolduracağını, kadınların akılsız ve uğursuz olduğunu, kadından ne derse tersinin yapılması gerektiğini, yani kadından nefret edecek ne varsa hepsini söylüyor adam aşağı yukarı. Ve kadına mutlaka sopa atılması gerektiğini, sopayla hizaya getirilebileceğini, sopayı onun göreceği yere asmak gerektiğini, yani tam bir öfke ve nefret uslubu var birçok açıklamada. Dolayısıyla bir kesim bununla zehirleniyor. Diğer kesim de Darwinist açıklamayla zehirleniyor. Darwin diyor ki kadın insanla hayvan arası bir mahluktur diyor. İnsan değildir diyor. Erkek ama insandır diyor. Kadın erkek gibi değildir. O gelişimin tamamlanmış normal bir insandır. Ama kadın erkek gibi olmayıp hayvanla insan arası bir mahluktur diyor. Ve dolayısıyla köpekten daha iyidir diyor. Yani akıl almaz bir aşağılama. Ve dolayısıyla bu iki çapraz arasına kalmış olan kadını dünyadaki deccaliyet ezim ezim eziyor. Onun yerine homoseksüelliği geliştiriyor. Mesela bak, gelenekçi Ortodoks sistem içerisinde de homoseksüelliğin çığ gibi yayıldığını gördük. Yani çok büyük bir tehlike var. Yarın onunla ilgili tabii her yeri uyandıracağız. Dilekçe de vereceğiz. Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Facia. Facia. İnanılır gibi değil. Yani kepazeli paçardan akıyor. Evet, dinliyorum. Miyavlayan iki sevimli var. Ya bunun ikisini de yemek lazım. Çok iyi. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Çok iyi anlaşılıyor. Hale bak ya. Maşallah. Ne zaman savaştan vazgeçilecek? Güzel yüzlüm, renkli gözlüm, güzel gözlüm. Allah sana uzun ömür, cennet nasip etsin. Savaş deccal olduğu müddetçe savaştan vazgeçilmez. Bütün dünyanın tarihinde savaş olmayan bir yıl yok. Yani hiçbir yıl yok dünya tarihinde. Yani 5500 yıl öncesinden bakılıyor. Dünya tarihinde savaş olmayan hiçbir yıl yok. Sürekli olmuş. Sadece Mehdiyet devrinde yok. Mehdi devrinde olmayacak. Evet, dinliyorum. Sarma'nın bir videosu var. Sarma, şu deliliğinden bıktım senin deliliğinden. Balıklara kafayı taktı. Evet. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan, merhaba Sakarya'dan Blanca. Müminin sevdiği insanı kıskanması ne kadar doğru?
Yakışıklı şimdi kıskanma iki türlü oluyor. Bir kadının fuhuş yapacağından, gayrimeşru eylemler yapacağından çekinip onunla ilgili teknik tedbirler almak. Yani evden çıktıktan sonra takip etmek, telefonla sürekli kontrol etmek, bulunduğu yerde telefonu açtırıp 360 derece döndürtmek, odalara yine telefonla girmesini sağlamak ve sık sık arayarak onun fuhuş yapmasını engellemeye çalışmak. Buna kıskançlık diyor adam. Bu aşağılama bir hakarettir. Böyle bir kadından bir erken bağlantısı olmaz. Ama ikinci tür ona zarar gelmesin diye, mesela erkekler ona musallat olmasın, canını yakmasınlar diye yanında gezebilir, gidebilir. Onu korur, ona bir laf attığında cevabını verir. Sağlığına, saatine zarar gelmemesi için mesela ceketini çıkartır üstüne, değil mi? Onu soğuktan korur. Mesela yemek vakti ise ona yemek ısmarlar, yemek yemesini sağlar. Onu soğuktan, sıcaktan korumaya çalışır. Dinine, imanına dikkat eder. Bu da bir kıskanmadır. Bu meşru kıskanmadır. Öbürü gayrimeşru kıskanmadır. Meşru kıskanma güzel, gayrimeşru olan, hakaret olan kıskanma da çirkin. Ben esnafım, esnafa tavsiyeniz nelerdir? Yakışıklı esnaf, güler yüzlü olsa iyi olur. Ama tabii halkın da esnafı çok sevmesi lazım. Esnaf mübarek bir taifedir. Sevgiyle girip sevgiyle çıkmak lazım. İltifat etmek lazım esnafa. Hal hatır sormak lazım. Nasılsınız? Alışverişlerde sıkıntı vermemek lazım. Yani hırpalamamak lazım esnafı. Şunu indir, şunu götür, şunu götür falan. Bunaltmamak lazım. Çok da yorduysa hiç olmasa usulen bir alışveriş yapıp gönlünü almak lazım. Az da olsa, küçük de olsa bir şey alıp. Ya hiçbir şey almadan çıkmak ayıp yani. Evet. Günah o kadar yorduktan sonra olmaz. Evet, dinliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Bursa Yadağı'nda örgüt mensuplarınca tuzaklanan patlayıcılar uzman ekiplerce temizleniyor. PYD-PKK mensuplarının yaklaşık 4 yıl boyunca işgal ettiği beton blok ve tünellerle adeta kaleye dönüştürülen dağda mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi özel eğitimli köpeklerle aralıksız çalışıyor. O çok önemli, evet, köpek kullanılması en sağlam metot o. O çok iyi. Evet, dinliyorum. Arabesk ve slow müzik hüzne sürükler mi? Tabi müziğin çok büyük etkileme gücü vardır. Mesela Türk sanat müziğinde ayrılık şarkıları falan var. Yani anında etkiler, çok birçok insanı etkiler. Çok zararlı. Elbet bir gün buluşacağız. Getir yatak yorgan, uyuyalım bakalım. Yani böyle bir olay olmaz ya. Yani. Müzik dediğin canlı olacak. Müslüman evrimci olur mu? Güzel gözüm, onlar artık herhalde evrime inanmış. Yani Allah'ın varlığı konusunda ciddi şüpheye düşmüşler. Hiç olmazsa işte evrimci Müslümanım diyelim, devam etmek istiyorlar. Ya şimdi bir kere iddia şu, trilyonlarca tesadüf oldu diyor. Trilyonlarca tesadüf. Onun sonucunda insan oldu diyor. Halbuki Allah, ben insanı en mükemmel surette yarattım diyor. Ahsen-i takvim, en mükemmel surette yarattım diyor. Sen ne diyorsun? Önce solucandı diyorsun. İşte biraz daha gelişti, efendim, kurbağa oldu. Kurbağadan primata dönüştü, primattan maymuna, maymundan da insana dönüştü diyorsun. Allah diyor ki, ben zer aleminde mükemmel olarak yarattığım insanı diyor. Dünyada da balçıktan, sertleşmiş balçıktan, porselenden bir heykel yaptım. Oradan onu doğrudan canlı bir insan olarak dünyaya sundum diyor Allah. Yani bak, önce zer aleminde yarattım diyor. Dünyaya gelişinde de porselen bir heykel yaptım. O zer aleminden geleni o porselen heykelin vesilesiyle dünyaya sundum diyor. Konu bu şekilde.
Adamlar anlamazdan geliyor. Trilyonlarca tesadüf meydana geldi diyor. Evrimciler diyor ki tesadüfen oldu. Öbürü diyor ki bu trilyonlarca tesadüfü Allah yarattı diyor. Şimdi o adam ona inandı mı trilyonlarca tesadüfü Allah yarattı ya? E tabii ki onlar da bilinç altında Allah'ı inkar etmiş oluyor. Yani en aciz hale gelerek kendince oradan Müslümanlığın zarar görmeyeceğini düşünerek evrimi savunuyor. Evrimi savunan İslam'ı reddetmiş olur. Yani Darwinizmi savunan İslam'ı reddetmiş olur. Geçimsiz, ters ve aksi insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Canımın içi tek çözüm uzak durmaktır. Evet dinliyorum. Florida'da dün meydana gelen okul katliamı ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı olarak tanımlandı. ABD 2010... Bunu öldüren. Evet. Bakayım, bak işte tam belli ne oldu yani. Nicolas Cruz. Ya gözlerinden belli oluyor. Şimdi genç kızlar mesela gidip bununla konuşuyor. Adam elinden yüzünden deli olduğu akıyor. Yani bu nasıl anlaşılmaz ya? Ya bakar bakmaz manyak olduğu belli. Homoseksüeldir de. Şimdi bak bakın hemen anlaşılacak yani. ABD 2012'de 26 kişinin öldürüldüğü Sandy Hook İlkokulu saldırısının ardından bu kaç kişi burada öldü? 17 kişi. Burada 17 kişi mi öldü? Evet. Allah Allah. Yani ABD tarihindeki en çok vefat eden kişinin olduğu 3. okul saldırısı olarak geçti. Bir de böyle okullarda niye polis bulundurmazlar? Ben hayret ediyorum ya. Öğretmenlerde mesela silah olabilir. Okul müdüründe silah olabilir. Ve orada keskin nişancı polisler olması gerekir. İki polis olsa yeter. Bomboş. Bütün okul, üniversiteler falan da öyle. Hiç polis olmuyor. Liselerde polis olmuyor. Liseler çok tehlikeli bir görüntü veriyor. Bak gördünüz mü öğretmenim mesela kucaklıyor adamla dalga geçiyor bilmem ne yapıyor. İki polis olsa hiçbir şey olmaz. Konu kökünden hallolur. Peygamberimiz diyor ki mümin hastalığı günahlarına kefaret olur. İyileşinde, iyileşince bundan ibret alır. Yani hastalıktan ibret alır. Münafık ise bağlanıp sonra salı verilen deveye benzer. Deve niçin bağlandığını ve niçin salındığını bilmediği gibi münafık da hasta olup iyileşince bundan ibret almaz diyor Peygamberimiz Ebu Davud. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan iki farklı çatışmada 7 askerimizin yaralandığı açıklandı. Hele 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 kabadayılara bak sen. Kabadayı'nın şanındandır. Allah onlara o sevabı fazla fazla, bol bol ihsan etsin. İnşallah. Kabadayı yaralanır. Allah diyor, size bir yara geldiyse karşı tarafa da bir yara geldi diyor. Evet. Onun için delikanlının şanındandır. Allah bize de nasip etsin. İnşallah. Şehadeti de gaziliydi. İnşallah. Gazi olmuşlar. Ne mutlu onlara. Evet, dinliyorum. Küsenleri barıştırmak için yalan söylemek doğru olur mu? Ah benim güzel yüzüm. Ah benim güzel kalbim. Olur tabii ki. Tabii mesela seni çok seviyor dersin. Ona da seni çok seviyor dersin. Ondan sonra işte sana bak hediye almış falan dersin. Bunu gönderdi falan. Olur. Gönlünü alırsın. Barışmalarını sağlarsın. İyi bir yöntem olur. Ama tabii çorbaya çevirmek lazım. Yani ustacı olursa, barıştırmaya vesile olursa çok iyi olur. Evet dinliyorum. Romanlar küçüklükten beri nasıl enstrüman çalmayı öğrenebiliyorlar? Yakışıklı işte bu Allah'ın bir hikmeti. Küçük çocuk ya. Darbuka yoluyor, ağlatıyor, ağlatıyor böyle. Mükemmel. Kemanı alıyor 5 dakikada ya. Hayır bir eğitim falan da almıyor. Evet. Yani o nasıl oluyor? Belli Allah'ın bir hikmeti, evet. Mucize ya. Dansları da öyle. Mükemmel dans ediyorlar. Evet. Ya romanlar muhteşem insanlar ya. Yani dünya onların kıymetini bilmiyor. Bak bir roman dansına bakın. O kıvraklık, o güzellik, o ritme uyma yani akıl durduracak gibi. Bir tek onlara mahsus. Evet. Mesela roman genç kızlar bayağı da güzel olur roman evet, genç kızlar. Evet. Nefis oynuyorlar. Ama tabii aslında dünyada kapışılması lazım evet. Romanlar. Yani çok çok değerli. Mesela Berkül Örneti ağlatır. Çocuk yani 5-6 yaşında, 7 yaşında bile başlıyorlar. Yani.
8-10 yaşında kemanı, klarneti bayağı güzel kullanabilen. Darbukayı da 6 yaşında bilen. Evet. Yani acayip dile getiriyor adeta. Sevim Baykuş var. Ama bayağı yakıştı, iyi oldu. Ya ne tatlı hayvan. Ya bunun beslenmesi niye yasak oluyor ki? Yani her güzel olan her şeyi yasaklıyorlar ya. Ya niye olmasın? Bayağı tatlı bir şey. Ebu Basir şöyle rivayet etti. Ebul Hasan Musa bin Cafer'e dedim ki, seni yaratan Allah'a kurban olayım. İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir? Resulullah nasıl söyledi dedim diyor. Resulullah ferman etti ki diyor, İmam Mehdi'nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. Bir diyor, insanlar ona soru sorduklarında derhal cevap verir Mehdi diyor. İki, eğer huzurunda sussalar, o kendiliğinden konuşmaya başlar. Yani suskun bir ortam varsa, o kendiliğinden mutlaka konuşmaya başlar. Ve yarın olacaklar, yaşanacak gelişmeleri anlatır. Yani ileride, ahir zamanda olacak olayları anlatır. İnsanlara, insanlarla her dilden konuşur. Yani kitapları, eserleri her dile çevrilir. Bak, kitapları, eserleri her dile çevrilir. Usulü Kafe, Usulel Minel Kafi El Kuleyni cilt 1 sayfa 402. Şeyh Tusi gaybetinde diyor ki, İmam Mehdi'nin hakimiyeti zamanında Allah'ın tüm yaratıkları hakkındaki açıklamaları delillidir. Bunlar öyle çoktur ki İmam Mehdi'nin delilleri bütün insanlar üzerine öyle galip gelecek, etki olacak ki kimsenin Mehdi'ye karşı getirecek bir gerekçesi, karşı cevabı olamayacaktır. Yani çok sağlam delillerle konuşacak diyor Mehdi. Kitab-ül Gaybet Bihar-ül Envar cilt 51. Evet. Dinliyorum. Fantastik filmleri sever misiniz? Güzel yüzlüm, eğlendirici olan her şey benim hoşuma gider. Mühim olan eğlendirici olması, ama çok güzel yüzlüsün. Bayağı temiz yüzündeki ifade, çok hoş bir kızsın. Allah sana uzun ömür versin. Yani hangi filmin güzel olacağı pek belli olmuyor. Evet. Ummadık bir komedi filmi güzel olabiliyor. Evet. Herhangi bir film güzel olabilir. Fantastik herhangi bir film güzel olabiliyor. Ya bir bölümü güzel olabiliyor. Evet. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh minberde şöyle buyurdu. Ahir zamanda benim soyumdan İmam Mehdi çıkacak. Onun rengi kırmızı ve beyaz karışımıdır. Geniş karınlıdır, baldırları büyüktür, uylukları geniştir, omuzları dik ve geniştir. Sırtındaki ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne benzemektedir? Mehdi, doğu ve batı arasındaki her yeri aydınlatacak. Yani her yeri kitaplarıyla, eserleriyle aydınlatacak, bilgilendirecek ve kulların kafalarını ele geçirecektir, beynini ele geçirecektir diyor. Hiçbir mümin kalmayacaktır ki İmam Mehdi'ye 40 kişinin hiçbir mümin kalmayacaktır aklını ele geçirmedi diyor. Allah Mehdi'ye 40 kişinin kuvvetini vermiştir. Evet, dinliyorum. Çiğdem Çiçeği resimleri var. Çiğdem Çiçeği. Evet.
Ne şeker şey, bu harfi ısırırım ben bunları. Ben bakıyorum, dayanamayıp ısırıyorum bunları. Önce seviyorum. Isırmak çözüm oluyor. Bayağı şekerler ya. Yani o temizlik, o körpelik. Çok efendiler, evet. Çok terbiyeliler. Dinliyorum. Merhaba Adnan Bey. Ben Sakarya'dan Ersin Kaymakçı. İnsanın sevgiye doymaması normal mi? Yakışıklım, güzel yüzlüm tabii. Eğer doyarsa zaten sevgiyi bilmiyor demektir. Sevgiye doyulmaz. Sonsuz açılır o. Ön sonu gelmeyen bir istektir. 2, 4, 8, 16 gider 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 gider. Sevgiye doymamak çok güzel bir şey. Evet. İnsanlar neden parasına güvenir? Güzel yüzlüm parayla neler yapılır neler yani. Bir kere şahane bir araba alabilirsin. Çok şahane bir ev alırsın. Efendime söyleyeyim. Çok güzel evi döşeyebilirsin. Sevdiklerine çok şahane hediyeler alırsın. Çok güzel kıyafetler alırsın. Ayakkabılar alırsın. Kadınlar bayılır güzel ayakkabıya. Güzel kıyafetlere bayılırlar. Mücevher alırsın onlara. Pahalı güzel saatler alırsın. Güzel bir şey bu. Yani neden öyle sordu acaba? Bir daha sor bakayım. Tabii. İnsanlar neden parasına güvenir? Ama benim güzel yüzümü demek istediği yani Allah'a güvenmeyi parasına güvenmez. O çok korkunç. O çok korkunç. Allah'a güvenecek. Paranın Allah'a hizmette bir vesile olduğuna inanacak. Direkt paraya güveniyorsa o şirk. O bela. Zaten Allah burnundan getirir. Parası da gider, pulu da gider, kendi de gider. Allah esirgesin. Peygamberimiz diyor ki, sizin ahir zamandaki konuşmalarınız, kaim İmam Mehdi hakkındaki açıklamalarınız insanları rahatsız edecek diyor. Bak insanları rahatsız edecek. Onlara ısrarla Mehdi'yi anlatın. Kabul eden kişi daha fazlasını anlatın. İnkar edeni de bir kenara bırakın. Anlatmaya gerek yok diyor. Ama çok müthiş bir şey değil mi? Evet. Mehdi hakkında konuşmalarınız insanları rahatsız edecek diyor evet. Peygamberimiz. Onlara buna rağmen ısrarla Mehdi'yi anlatın diyor. Kabul eden kişiye daha da fazlasını anlatın Mehdi ile ilgili. İnkar edeni de bir kenara bırakın, uğraşmayın diyor. Bu bir imtihan diyor. Bununla arkadaşlar, akrabalar hatta kılı kırk yaranlar düşecek ve geriye kimse kalmayacak. Allah samimi talebeleri bırakacak diyor. Evet, dinliyorum. Yine gözlüklü bir kedi var. Ya bu gözlük işi bizim sarmana şart. Evet. Çok yakışıyor bunlara gözlük evet. Ya. Bayağı havalı oluyorlar. Ya bir de tam 2018 kedisi yani böyle. Ya insan saygı duyuyor yani böyle. Tamam. Evet dinliyorum. Savaş olan ülkeleri mahvedenlerin düzeltmesi gerekmez mi? Güzel yüzüm onlar daha da mahvetmek istiyorlar. Ya bu mahvedilmeyi yeterli görmüyor onlar. Ya biraz da utandıkları için bu kadar yapıyorlar. Aslında çok çok daha fazlasını yapmak istiyorlar. Zaten önümüzdeki aylarda, yıllarda göreceksiniz çok daha fazlasını yapacaklar. Ya sel gibi kan akıtacaklar. Suriye'de insan bırakmayabilirler. Irak'ta da insan bırakmayabilirler. Ya muazzam kan akıtacaklar. İmam Mehdi çıkıncaya kadar bu böyle. İsa Mesih çıkıncaya kadar bu böyle. Bakın görün, hep beraber göreceğiz. Zancı'da imar edip tekrar yıkıp, tekrar imar edip öyle... Evet, evet. Huzeyfe radıyallahu anh. Arkadaşlarım unuttular mı yoksa unutmuş mu görünüyorlar bilmiyorum. Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
kıyametin kopmasına sebep olacak, fitneye öncü edecek, bak fitneye öncülük edecek 300'den fazla kişinin ismini, babasının ismini, kabile isimlerini birlikte bize söyledi diyor. De bak Deccal'in ekibini, 300 kişiyi. Ama unuttular mı neden bilmiyorum diyor. Yani çünkü kolay bir şey değil hakikaten. Ahir zamanda gelecek Deccal komitesinin 300 kişi hepsini saymış Peygamberimiz. Ebu Davud ve Rudani rivayet ediyor. El fiten ve melahim ve eşrati fil ahir zaman hadise-i kıyamet alametleri. Ahmet Ekrem. Evet dinliyorum. Adnan Bey, Atatürk'ün sanata verdiği önemle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. İlk musiki muallim mektebini açtı. Bu okul müzik öğretmeni, orkestra elemanı ve askeri bando elemanı yetiştirdi. Daha sonra Atatürk 1925'te yarışma düzenleyerek sanatçı ve müzik öğretmeni yetiştirmek üzere Berlin, Paris, Budapeşte, Prag gibi Avrupa'nın önemli kültür şehirlerine yetenekli gençler göndermeye başladı. 1926 yılında Batı Müziği bölümünde olan konservatuarı açtı. Türk sanat müziği eserlerinin saptanması için tespit ve tasnif heyeti kurdurdu. 1934 yılında sanatı ve sanatçıları korumak için Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu ve Devlet Konservatuarı Kanunu çıkardı. Atatürk 1927'de İstanbul'da tiyatro eğitimini başlattı. Belediyelerin tiyatro açmalarını kanunen mecburi hale getirdi. 1931'de şehir tiyatrolarını açtı. Ayrıca Atatürk operaya destek vermek için 1930'da İstanbul Opera Cemiyeti'ni kurdurdu. 1934'te Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Şah Pehlevi onuruna Atatürk'ün emriyle Özsoy Operası yazıldı. Ayrıca hemen her ilde balolar düzenletti. Balolarda mutlaka danslara kendisi de katıldı Atatürk. Her tür müziği destekliyordu. Örneğin Türk Harf İnkılabı'nın gerçekleşeceğini duyurduğu gecede havai fişekler altında caz band, mızıka takımı ve ince saz topluluğunun açık havada konserlerini dinledi. Modern sanatları destekledi. Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Akademisi, 1921'de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926'da Türk Sanayi Nefise Birliği ve daha sonra da Güzel Sanatlar Birliği adını alarak bugünkü haline dönüştü. Filinta gibi yani maşallah. Yakışıklılık had safhada Atatürk'te maşallah. Bayağı kibar ve klas. Moşiyah Mehdi ordular ve silah ve zor kullanarak mücadele etmeyecek. Fakat bunun yerine Allah'a tevekkül eden ruhu ile mücadele edecektir diyor. Rambam Kisvera Maymonides'in eserinde, yani Musevi kaynaklarında. Sabırsızlık huyunu nasıl aşabiliriz? Ya sabırsızlıktan kastın güzel yüzüm, acelecilik onu kastediyorsun. Acele hayırlıdır ya, güzeldir acele, kötü bir şey değil. Yani hemen olmasını istemek bir şeyin. Ya bazıları da bayağı sakindir mesela, yavaş yavaş çayını karıştırır. Peynir yavaş yavaş keser böyle. Ya insan içi daralır yani. Ekmeği yavaş yavaş çiğniyor. Yani bu sabır değil, bu hastalık bu. Acele hareket etmek iyidir. Yani süratli hareket etmek iyidir ama tabii böyle tahribat meydana gitmeden, zarar meydana gitmeden, çünkü zaman kıymetli. Evet. Sevgiyi karşımızdaki insana nasıl daha yaptırabilirsin? Ah benim güzel yüzlüm, ah benim canımın içi, ah benim nurlum. Bir daha dinleyeyim. Sevgiyi karşımızdaki insana nasıl daha yaptırabilirsin? Canımın içi en güzeli çok candan olmaktır. Yani alabildiğine samimi olmak. Çünkü bir kadın samimiyeti çok iyi anlar. Yani bir erkekteki samimiyeti çok iyi anlar. Dürüst mü, samimi seviyor mu? Dolayısıyla samimi sevgiyi gördüğünde kadın zaten sevgi madenidir. Sel gibi akıtır sevgisini. Ama karşı tarafın kapısı çok önemli. Kapısı açık mı, kapalı mı? Ona bakar kadın. Kapı açıksa oradan sel gibi gider kadının sevgisi.
Ama kapı kapalıysa, samimiyetsizse, canım ciğerimden falan kadın sevgisini sunmaz. Çünkü bakışlar, bakıştaki derinlik, bakıştaki tutku, bakıştaki samimiyet, candanlık, içtenlik, anlam derinliği kadın için çok hayatidir. Ses tonundaki uslup, vurgu ve ahenk. Yani samimi bir sesi kadın bilir. Samimi kelimeleri bilir, samimi cümleleri bilir. O cümlelerle oynandıysa hemen fark eder. Kelime çıkarıldıysa, kelime eklendiyse onu da fark eder. Yani bayağı akıllıdır kadın. Konuşmada oyun varsa, kadın o samimiyetsizlik keşisini korsa, kapı kapanır, kadından sevgi akmaz. Kadının sevgiyi akıtacağı yer açık kapıdır. Açık kapıyı görürse kadının zaten ruhu çok coşkuludur. Yani sel gibi sevgiyi akıtmaya ve sel gibi de sevgiyi almaya müsaittir. Yeter ki ortamı görsün, yani samimi ortamı görsün. Evet. Geldiği yer sürekli değişiyor. Bayağı şeker hayvan. Evet. Adnan Bey, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosundan bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğümüz mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu, Atlantik Okyanusu'nda ve Akdeniz'de yaşayan bir orkinos türüdür. Orkinos bir çeşit ton balığıdır. Mavi yüzgeçli bu ton balığı türünün ortalama boyu 3-4 metre, ağırlığı ise 300-400 kilogram arasındadır. Ya bunun ızgarası nasıl şahane oluyor? Böyle hafifçe ızgarada, yani çok yüksek ateşte olmayacak şekilde kızartacaksın. Yanına salata falan. Çok şahane olur böyle kızarmış ekmekle. Ya tabii hayvan kızacaktır belki bana ama. Sevimli yani, güzel tabii ki. Evet. Dünyayı yeniden fethedebilecek miyiz? Canımın içi tabii ki. Arkadaşın da sen de çok güzelsiniz. Allah ikinize de uzun ömür, cennet nasip etsin. Cennette de Allah sizleri bana kardeş dost etsin. Seni bir daha dinleyeyim. Dünyayı yeniden fethedebilecek miyiz? Tabii ki Peygamberimiz diyor ki dünya iki kere kafirlerce zapt edildi. İki kere de Müslümanlarca zapt edildi, yani tamamen. Dört kere yani. Beşinci olarak evlatlarından İmam Mehdi dünyaya hakim olacak diyor. En büyük ve en muhteşem hakimiyet. Süleyman ve Zülkarneyn mümindiler diyor. Buhtu Nasr ve Nemrut, yani Nimrut da kafirdiler diyor. Beşinci olarak evlatlarımda İmam Mehdi diyor. Dünyaya hakim olacak. O devirdeyiz, inşallah olacak. Yani ben buradayım, siz de buradasınız. Göreceğiz. Merhaba Adnan Bey, ben Amine Anka. Suriye'liyim, Umut Kuvvet'ten geldim. Ben mimarlık okuyorum, Sikari Üniversitesi'nde. Biz dersleri çok zorlanıyoruz. O yüzden bunun için neler yapılabilir? Ah canımın içi, herhalde dil konusu, yani, dilden değil mi? Evet. Ama canım benim, eğer zorlanırsan da ve Türkçeyi de mükemmel öğrenirsen, zaten çok zeki kızsın. Şahane olur, çok güzel Türkiye'de okuyor olman da çok sevindim. Allah sana zihin açıklığı versin. Bol pratik yap, arkadaşlarından çok konuş. Kelime çok ezberlemeye çalış. Ama götürüyorsun sen, olacak gibi görünüyor. Zor da olsa çok, sonucu çok iyi olacak. Allah seni cennette kardeş etsin. Rabbimiz, şeytan Allah'a sığınırım, elçilerine vaat ettiklerini bize de ver. 2023 tarihini veriyorum. Maşallah. Elçileri Hazreti Süleyman'a, Zülkarneyn'e, peygamberlere verdiklerini, yani dünya hakimiyetini, o saadeti, o güzelliği bize de bak. Rabbimiz, elçilerine vaat ettiklerini bize ver.
Ali İmran Suresi 194. Yani dünya hakimiyeti vaat ediyor ya Allah ayette. Bereket, bolluk vaat ediyor. Peygamberimize de vaat ediyor biliyorsunuz. Nur Suresi 55'te. Evceti 2023. Yani 1444. 1444 tane veriyor. 1444. Bak 444. Şimdi 1439'dayız. 1439. 1440'a gireceğiz. 1440 zaten çok önemli tarih ama 1444 çok daha önemli. Evet. Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak askerlerimiz ve zırhlı araçlar Bayburt'tan tekbir ve dualarla uğurlandı. Askerlerin operasyon bölgesine gideceği bilgisini alan yaklaşık 5000 kişi ellerinde Türk bayrakları ve konvoylarla Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı kışlası önünde toplandı ve Mehmetçiklerimizi tekbirle uğurladı. Askeri camislerin geçişi çok güzel oluyor. Evet. Askeri araçların geçişi de. Tankların sevk edilmesi. Ama her zaman söylüyorum. Bir kısmı da kardeşlerimizin duygusallaştı çok güzel. Maşallah. Top namlu çaplarının çok geliştirilmesi gerekiyor. Menzil uzunluğu çok önemli. Yani 60-70 kilometre menzilli olması lazım. En az 500 kilo. Hatta bir tonluk mermi atması lazım. Mermi düştün mü halaç pamuğuna çevirecek yani. Dağı taşı dümdüz edecek. Öyle olması lazım. Makine kimya yapabilir bunu. Bir başlasınlar yani. Bizim mühendislerimiz çok kolay yani. Bir hesap yapılacak. Namlu çapı. O barut basıncına ne kadar kaldırabilir? Ne var? Yivli. Yivli. Namlu yapılacak. Bu kadar. Ya ta Osmanlı döneminde yapılıyordu. Yani yapılmayacak bir şey değil ki. Yani Çanakkale Savaşı'nda falan kullanıyoruz biz uzun namlulu. Yani çapı büyük top rahatça imal ediyorduk. Yine yapılabilir. Yapılsın. Yine Fetih Suresi 28 ki o elçilerini hidayetle ve hak dinine diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Ebced'i yine bunda 1444. İnşallah. Topçu çok önemlidir ya. Çok yani roketten daha şey ekonomiktir. Tabii. Top. Ve sürati de çok iyi. Yani çünkü roket çok fazla barut yakar giderken. Katı yakıt veya işte sıvı yakıt yakması gerekiyor. Ama topta öyle bir şey yok. Az bir barutla yani 60-70 kilometre ötesi çok rahat vurulabilir. Onu dilekçeyi de söyleyelim. Evet, inşallah. Evet. Yani o topları aslında askeri geçitlerde gösterseler halk acayip hoşuna gider. Evet. Mesela roketler de öyle. Mesela 2000, 3000, 5000 kilometre menzilli roketler askeri geçit resminde gösterilse halka halk coşar yani çok hoşlarına gider. O namlu çapı büyük toplar böyle konvoy haline geçse yani milletin yüreğine acayip su serper. Mesela namlu çapı 1 metre top yani muazzam bir şey. Namlu çapı 1 metre.
Mesela namlu uzunluğu 10 metre. Acayip olur, çok şahane olur. Balistik çelikten, makine kimyada çok rahat yapabilirler. Unutmak normal, hatırlamak mucize değil mi? Hatırla, benim güzel yüzüm, canımın içi. Aslında unutmak da mucize. Mesela çok iyi bildiği arkadaşın ismini unutuyor, ya, neydi diyor. Böyle hatırlatmak diyor, akadem çıkaramıyor. Gece gündüz bildiğimiz Allah'ın hikmeti ya. Hatta bazen oluyor, onu versene diyor, bıçak aklına gelmiyor. Ya şey işte ver diyor bana. Mesela mucize yani. Normalde asla olmaması lazım. Oluyor yani. Çok görüyorsunuz. Adını sen söyle falan diyor. Onu diyor. Bak, biliyorsun sen. Hatırlamak da mucize. Tabii birdenbire Allah veriyor aklına, hatırlıyor. Unuttuğun zaman Allah'ı anlatıyor. Evet. Allah'ı anmak Kur'an'ın emri. Unutma olduğunda. Dünyanın tarihinde 5600 yılda 15.500'ün üzerinde uluslararası savaş yaşanmış. 3 milyar 700 milyon insan ölmüş toplam. Savaş olmayan yıl yok. Evet, dinliyorum. Çarşaf sorumlu mu? Güzel yüzlüm, yani çarşaftan kasıt, insanların laf atmayacağı, kadınları rahatsız etmeyeceği bir kıyafet. Dolayısıyla zorunlu tabii ki. Celabi buhum, cilbap diyor Allah, çok açık. Genişçe, bol, rahat bir örtüyle örtünüp adamlara bahane bırakmamak. Hani ben bilmiyordum, etmiyordum dememeleri için. Ama kadınlara sarkıntılık ihtimali olan bir yerse, bir toplumsa, bir bölgeyse ona göre. Evet. Adnan abi, severek izliyoruz. Aldık Kız TV'ye selamlar. Ah severim ben senin güzelliğini, yakışıklığını. Allah sana çok uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. Allah cennetiyle seni şereflendirsin. Tam cennet kuzusuna benziyorsun sen. Hanımlar böyle fırsatı hiç kaçırmasın yani. Baktılar ki mesela riskli bir yer falan. Çok geniş bir kıyafetle bürünüp, örtünüp o şekilde gitsinler. Hiçbir bahane de kalmaz o zaman. Çünkü adam ben bilmiyordum, etmiyordum diyemez. Hiçbir şey yapamaz. İyi bir savunmadır kadınlar için. Zaman sabit tutulmak şartıyla insanlar okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, hem görüp hem işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söyledikleri bir şeyin ise %90'ını hatırlıyorlarmış. Evet. Genel yani tıbbi tespit bu. Bak, okuduklarının %10'unu hatırlıyorlar, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, hem görüp hem işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söyledikleri bir şeyin ise %90'ını hatırlıyorlarmış. Tabi bu kesin ölçü değil, bu bazen azalır, çoğalır. Evet, dinliyorum. Hoppala, bana büyük bir dikkat edin. Türkiye'nin Rusya'dan satın alımı için anlaştığı S-400 uzun menzilli füze sistemleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre sipariş edilecek ikinci parti Türk-Rus ortak üretimi olacak. Olur. Daha iyi. Tabii ki. Üçüncü safhasında sırf Türkler yapsın. Patenti, teknik bilgiyi Ruslar versin. Satsınlar o. Teknolojiyi satsınlar, Türkler de uygulasın. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah.